أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Hicri yılbaşı olduğu için sohbetimizin mevzuatı Hicri yılbaşı. Muharrem'in, Muharrem ayının biri olması nedeniyle hicret nedir olacak mevzumuz inşallah. Hicret nedir? Hicret, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicretinin yani Mekke'deki olan müşriklerin onu rahatsız etmelerinden mütevellit orayı terk ederek evvela Hıram-ı Mağarası'na, oradan da Medine-i Münevvere'ye gidişinin yılbaşı olarak kabul edilmiş. Aslında bugün değildir de aslında daha başka o Sefer ayının belirli gününde hicret etmiştir aslında Peygamber Efendimiz, ama alimlerimiz bunu Muharrem'in birinden itibaren yılbaşı olarak kabul etmişler ve Hicri yılbaşı olarak da devam ediyor o gün bugün. Önemli olan bizim için hicret nedir? Biz de hicret yaparsak nereden nereye yaparız? Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremeden rahatsız edildiği için kendisine hicret emredildiğini, samimi arkadaşı olan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a bildirmiş. O da beni de beraberinde götür demiştir. Ve hakikaten Mekke'yi mükerremeden ayrılırlarken Hazreti Ali Kerimullah Eveç'i yatağına bırakmış, yani onu orada bırakmış ve yola çıkmışlar. Mağaraya sığınmışlar, Ra mağarasına sığınmışlar. Mağarada örümcek, ankup dediğimiz örümcek önünü germiş. Bir güvercin orada tünemiş. Müşrikler geldikleri halde onu görememişler. Ve üç gün orada kaldıktan sonra da Medine-i Münevvere'ye hicret etmişler. Şimdi bu vaka Tövbe suresinin 40. ayeti kerimesinde bize Ebu Bekir'le beraber, arkadaşıyla beraber o vakayı belirtmiş. Şimdi Mekke neredir? Medine neredir? Ebu Bekir kimdir? İki can serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Hazreti Ali Kerimullah Eveç kimdir? Bu vücut ülkesinde bunların yerlerini bulursanız, bu vakalar afakta bir kıssa gibi anlatılsa da her an kendi vücut ülkenizde bunların zevkiyle zevkler olabilirsiniz. Mağara nedir? Örümcek nedir? Hankabut dediğimiz örümcek ağ yapmış. Nedir? İçeriden dışarı görünür, dışarıda içerisi görünmüyor. Bu ne demektir? Bir güvercin yuva yapmıştır. Müşrikler oraya kadar geldikleri halde burasında örümcek var, burada hayvan da tünüyor. Buraya bakmaya gerek yoktur. Dedirten şey nedir? Güvercin nedir? Yani insan vücudunda kendi gönül aleminizde bunları layıkıyla idrak edebilirseniz o zaman hakikaten macirin ne olduğunu, ensarın ne olduğunu biliyorsunuz. Medine-i Münevvere'dekilere ensar denir. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere de macir denir. Bunların bu ifadelerin yerlerini zevk ettiğimiz zaman artık bu kıssayı bir afakta olmuş gibi, elbette olmuştur vaka. Bu vaka olmuştur ama biz bugün bu vakayı niye yaşayalım? Demek ki bizde büyük bir inkişaf, bir kemalat, bir yerden bir yere intikal ettiğimiz zaman büyük bir lütfa mazhar oluşumuzun bir gereğidir bu. Yeni yıl.
Hicri yıl. Muharrem ayı ile beraber başlamaktadır. Bunların ayrı ayrı soruların cevapları çoktur. Ama ben özet olarak anlatacağım. Dilimin döndüğü kadarıyla. Mekke şehri sizin vücut ülkenizdir. Kendi varlığınızdır. Bu varlığın bulunduğu yerde aslında sizin gönlünüz var. Ama kendinize nispet ettiğiniz Kabe-i Muazzama var. Nefsi emmarenin hükmünde olduğu için bu vücut ülkesi daima nefsin bütün şubeleri sizi hak ve hakikate vuslat olmanızı engeller. Engellediği için de müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rahatsız ediyorlardı. Kimdir Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Nedir o? İşte Hazreti Muhammed'de dikkat ederseniz üç tane mim tahsil ederiz. Birincisi Hakkat-ı Muhammediye. İkincisi Nur Muhammediye. Üçüncüsü Tavsilat-ı Muhammediye. Bu üç tane mimin sırrı bütün kainatta olduğu gibi sizin yekununuzda da mevcuttur. İşte onun için bu Muhammed'in idrakı sizlerde zuhur edebilmesi için Muhammed'in müşriklerden kurtulması, hakikaten onlardan kurtulduktan sonra Medine dediğimiz o gönül Medine'sinde selamete çıkması, ondan sonra da Medine-i Münevvere'ye gittikten sonra tekrar Mekke'ye geldi. Ondan sonra muharebeler başladı, dikkat ediyorsanız. Yani buradaki olan hicret sizin de nefis mertebesinden ruh mertebesine doğru bir hicretiniz olmalı. Ve hakikaten Ebu Bekir onun arkadaşı haber verdi. Benim dedi emri aldım. Ben Mekke'yi terk edeceğim. Yani bir inançlı olan kişi inançlı imanı ile beraber ne yapacaktır? Nefis ülkesini terk etmelidir. Terk edecek ama bazı kaideler var. Yatağına Hazreti Kerimullah'ı evetçe koydu. Ya Ali dedi, sen burada kal. Sana kötülük yapamadılar. Dikkat ederseniz, Hazreti Kerimullah Eveç, velayet sahibi. Zatı kimse, insan kendi zatına müdahale etmiş olsa bile ne yapar? Kendisini varlık almaz. Onun için müşrik olan nefsin bütün şubeleri zata kötülük yapamaz. Onu yatırdılar. Yatırdıktan sonra yatağına yatırdı Peygamber Efendimiz. Müşrikler dışarıda dolanıyorlardı. Böyle hale geldi ki hücum ettiler içeriye, girdiler ki Ali'yi gördüler. Hazreti Ali Kerimullah Veç'i görünce dedi ki nerede? Çıktı gitti onlar dedi. Yani bunlar bir hikaye gibi anlatılmakta ama esasında sizin zatınızın, sizin bu zatınızın sıfatınızdan nasıl tecelli ettiğinin o sıfatta esma alarak fiilleriyle icraatını bütün ülkedeki olan huzur ve sükunu bulmanızın birer teferruatından ibaret olduğu anlaşılmış olur. Oradan çıktılar, doğru Hira mağarasına geldiler. Ebu Bekir Sıddık dedi ki, burada dedi, siz ya Resulallah dışarıda durun, ben dedi içeri gireyim bir temizleyeyim. Hakikaten temizlik yaptı. 8 tane delik vardı. 7 tanesi kapattı, bir tanesini kapatmadı, kapatamadı. Poçusunu yapmıştı, poçuları gitti oralara kapattı. Ne demektir bunlar? Bu mağara, burası. Gönül mağaranız. Mağaraya geldiler, burada 8 tane delik var. 7 tanesi kapanacak. Çünkü sizlik olan sıfatlar da gayriyeti nefsin emrinde çalışmasını kapatması lazım. Nefsin emrinde çalıştığı müddetçe gözünüz, kulağınız, her türlü ağza ve cevheriniz sizi yılan sokar. Yılan nedir? Yılan dünyadır. Dünya sevgisidir. Dünya sevgisi sizi hiçbir zaman bırakmaz geriye. İşte onlar da geldiler, içeriye girdiler.
evvela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bunları kapattı. Neyle kapattı? Elindeki bezle kapattı. Peki Ebu Bekir kimdir? Onun arkadaşı, en samimi arkadaşı. Kimdir o? Akıl. Akıl ile evvela Sidre-i Müntaha'ya kadar insan aklıyla bütün meseleleri işlemelidir. Çünkü aklın sahası orasıdır. Zevke geçtikten sonra akıl artık eşeğin çamura battığı gibi definmeye başlar. Yoksa akıl ondan evvel görevlidir. Aklı maaş, aklı miat ve aklı kül diye üç türlü akıl vardır. Bu akılın aklı maaşı ve aklı miat devrelerini geçirdikten sonra ancaksın aklı kül hakkı hakikatte görev yapar. Aklı maaşınız maaşiyetinizi temin eder. Aklı miatınız hayalinizdeki, zannınızdaki olan bir ahiret aklıdır o. Öyle bir Allah yoktur. Çünkü insanlar hayalde, zanda bir Allah tahayyül ediyorlarsa benim cennete gideceğim, ahirete gideceğim, orada hesap vereceğim, kitap vereceğim gibi hayali olan bunlar aklı miadın sahasının içerisindedir. Ne hayalde bir Allah vardır, ne de hayalde bir Muhammed vardır. Ne hayalde bir ahiret vardır, ne hayalde bir cennet vardır, cehennem vardır. Hayalde sırat vardır, mizan vardır. Hayalde soru vardır, sual vardır. Yok böyle bir şey. Hepsi sizin gün aleminizde bugün. Onun idrakı, onun tecellileri ile idrak ederseniz o zaman göreceksiniz ki zerreden küreye kadar Cenab-ı Allah zatını ilan etmiş. Hala Kaf suresinin 16. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki ben kuluma şah damarından daha yakınım, sen hala hayalde zanda gökyüzünde Allah arıyorsun. Ya Kur'an-ı Kerim'e bak, sana şah damarından daha yakındır diyor, sen o Kur'an'ı kapatıyorsun elinin tersiyle, ondan sonra da hayalde zanda Allah arıyorsun. Bu akıl kârı mıdır? Ondan sonra diyorlar ki insanlar, لَقَدْ هَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Biz en üstün içinde yaratılmış varlıklarız. Bütün mahlukatı bizim emrimize vermiş Cenab-ı Allah. Doğru da maalesef bu üstünlüğünü kullanmıyorsun. Cenab-ı Allah sana akıl vermiş, fikir vermiş, idrak vermiş. Bunları sen nefsinin emrinde kullanıyorsun. Hakkın emrinde kullanmıyorsun. Ondan sonra da fersa aklın uzaksın. O sana şah damarından daha yakın ama senin özün o da. Fakat sen ondan çok uzaksın. Onun için işte gaflet ve dalalet içerisinde bulunduğumuz için huzur, mutluluk bulamıyoruz. Streslerden, üzüntülerden, kederden kurtulamıyoruz. Allah'ın nimetlerini Allah yolunda da kullanmayı bir öğrenebilsek sen kendiliğinden ortaya çıkacak. İşte Ebu Bekir akıl o delikleri kapattı. Tabii kısada poçusuyla kapattı. Ama akıl gözün harama bakmayışı, kulağın gıybet dinlemeyişi, dinin hak vakıda konuşması gibi hallerin idrakıyla artık bunların ikiliğinden kurtuldu. Ve o mağarada artık göz hak vakıtı görmeye başladı. Kulak hak vakıtı duymaya başladı. Dil hak vakıtı konuşmaya başlayınca kendiliğini aslını bulmaya çalışacaktır. İşte böylece geldikten sonra Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de beraber temizlendi orası. İçeriye girdi. Girdikten sonra ayağını bir tane delik açık kalmıştı. Ayağını oraya gerdi. Ayağını gerdiği zaman yılan ayağını soktu. Açısından mütevellit, gözünden bir damla yaş aktı. Resul Efendimiz dizine yatmıştı. Dizinde yaşı duyunca, ya Ebu Bekir nedir bu dedi. Niye ağlıyorsun dedi. Ya Resulallah, bir deliği kapatmamıştık. Oraya ayağımı koymuştum. Yılan ayağımı sok dedi. İçeriye müsaade etmemiştim girmesine. Bırak dedi gelsin. Hakikaten biz kalktı yattı içerisinden dizinden. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Bir tükürük yaptı. Ağrı geçti. Ondan sonra yılan içeri girince
Ya Resulallah, ben seni 300 yıldan beri burada bekliyorum. Senin buraya geleceğini biliyordum. Şimdi geldin, arkadaşın bana engel oldu. Ayağınla kapattı, onun için çoktum ayağın dedi. Şimdi dünya ehli nefis mutmain olursa o Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahip olmak ister. Yani ne demektir biliyor musun? Sizdeki Muhammed sizde hapis. Neden? Kur'an okuyorsunuz, anlamıyorsunuz. Bütün varlıklara bakıyorsunuz, oradaki varlıklardaki olan kemalatı tespit edemediğin için kemalat, Rahman sıfatı Muhammed'dir. Bunu Muhammed olarak göremiyorsunuz. Her şeyi sevmeniz, sevilmeniz lazım. Seven odur, sevilen odur. Güzel odur, güzele bakan odur, güzele bakan, güzel de odur. Bakan da odur, bakılan da odur. Şimdi biz bunu ilahide yazdık. Nefisle bakarsan felakettir. Nurla bakarsan mükafattır diye belirttik. Şu halde kişi demek ki o süflü olan nefsini zikirlerle, rabıtalarla terbiye ederse bu mağaradaki olan bu temizlik sağlanacak. Sağlandıktan sonra yılan dediğimiz o dünya var ya, yılan dünyadır. Dünya artık ona, yani dünya dediğimiz nefsimizin istek ve arzusu olan dünya. Ben 300 yıldır seni bekliyordum, şimdi ise geldin. La ilahe illallah, Muhammed'e Resulullah dedi yılan. Yani yılan zahir yönüyle bir dile gelmez ama yılan gibi bir insan mutmain yaparsa nefsini, imana gelirse La ilahe illallah, Muhammed'e Resulullah diyebilir. Öyle değil midir? İşte demek ki Cenab-ı Allah her vakasında bizi anlatıyor. Yeter ki bunu idrak edelim. Ondan sonra o da iman etti. Yani nefsiniz mutmain olmuş, nefis oldu. Vücut ülkesinde. Şimdi müşrikler geldiler, dışarıdan da geldiler. İnsanoğlunun bir içi var, enfusu, bir de dışı var. Yani hemen derhal fiilin faali Allah'tır. Sıfatın mevsufu Allah'tır. Vücudun mevcudu Allah'tır. Fena fillah olduk, tamam. Benim varlığım kalmadı. Varlık sahibi Allah'tır. Demekle bitmiyor bu iş. İnsanoğlunun enfusunda ve afakında müşrikler de var, nefsin kötülükleri de var. Dışındaki temizlesiniz, içindekiler vardır, içeri temizlesiniz, dışındakiler vardır. Her ikisi de beraber temizlenmesi lazım. İşte onun için geldiler mağaranın önüne kadar. Örümcek. Aa geldi, Cenab-ı Hak ona emir verdi, örümcek oldu. Nedir örümcek? Tül perdesi gibi. Bak dışarıyı biz görüyoruz, dışarıdan bizi gören olmaz. Işığı olmasa görmezler dışarıdan. Yani nakıs olan kişiler, yüce zevklere sahip olan kişilerin durumunu şöyle bakarlar şeklinde, böyle sıradan bir insan. Bana bakıyor zanneder. Halbuki sana baktığı zaman sendeki hakkı bakıyordur, o onu görmez. Ama sen ona baktığın zaman ondaki olan bütün halleriyle, oturmasında, kalkmasında, bakmasında, konuşmasında, her türlü icraatında onun ne olduğunu görürsün. Çünkü ruhun bütün sıfatlardan ilanlıdır o. İlanını görürsünüz. İçeriden görüyor orada. Hatta bu arada yaklaştıkları zaman Ebu Bekir korktu. Dedi ki, yaklaştılar dedi, içeri girerlerse. O dedi ki, hiç korkma, Allah bizimle beraberdir. Resulü Efendimiz'in hadisi şey dedi bu. Orada ona öyle diyor. Allah bizimle beraberdir. Allah senin dışında değil ki zaten. Ama bizi anla. Anla da nasıl anlarsan anla. Dercesine çok misaller verilmiş. İşte ondan sonra da güvercin de varmış hatta bir tane. Onları gördüğü için müşrikler geri dönmüş gitmişler. Yani kişi hakikaten nefsi emmaresi olan bir kişinin, süfliyat olan bir kişinin, karşıdaki olan kişinin kemalatını ve irfanet ve kemalatını görmesi mümkün değildir. Ama o kemal, irfanet ve kemalat sahibi olan kişi diğerlerinin ne yapacaklarını, ne durumda olduklarını çok güzel bilir ve görürler. Güvercin de habercidir. Hudut kuşudur yani sizin anlayacağınız. Habercilik yapar.
Böylece orada 3 gün kaldılar. Yani 3 gün kalmaları demek gene insan vücudundaki Cenab-ı Allah'ın 3 tecellisinin tahsilinden ibaret olduğunu öğreniyoruz. Ve bir çoban varmış da çoban süt getirmiş. Evet. İşte Müslü Kamil ihvanlarına sütlerle besler. O annedir. Fena mertebeden de bir Müslü Kamil annedir salikin. Yakan mertebeden de baba olur. Onun için o sütlerle beslendi o salikler. Fiillerin faalini, sıfatların mevsufunu, vücudun mevcudunu 3 gün ne yaptı? Orada onu besledi. Ondan sonra yola çıktılar. Nereye geldiler? Medine-i Münevvere'ye geldiler. Medine-i Münevvere'ye geldiği nedir Medine-i Münevvere? İşte gün aleminde artık sizde zahir olan bütün dünya debdebelerinden, işlerinden, şundan bundan kurtulur da idrakınız ama işi çalışmayın anlamında değil bu. Dünyada elinizi ayağınızı kesin anlamında değil bu. Gönlünüze iner de namaz kılarken gönül meclisinde namaz kılarsınız. Alışveriş yaparken gönül fertleriyle alışveriş, pazarında alışveriş yaparsanız ki ona ben kipada alışveriş yapın. Metroda gönül kipasında, gönül metrosunda alışveriş yaparsanız diyorum ifade olarak. Demek ki gönlünüze indiğiniz zaman letafet alemine geçmiş olursunuz. Çünkü bizim madde alemimiz, bu madde vücut, fiziksel beden. Hizmetimiz, dünyadaki olan bütün hizmetlerimiz bu bedene. Topraktan gelmiştir, toprağa gidecektir bu. Ama ruhumuzun, yani Cenab-ı Hak, Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Bakara suresinin 156. ayeti kerimesindeki galu inna lillah ve inna ileyhi racun diyoruz ya, ondan geldik tekrar ona rücu edeceğiz. İşte o rücu edici olan o ruhaniyet yönümüzdür. Oradan geldik biz. Geldiğimiz yerde Rabbimizden geldik. Ta gaflet ve dalaletteyken bir Müslü Kamil'e gittik. Müslü Kamil bize Nefettü ayet-i kerimesi okudu. Feyza sevveytehü ve nefettü fihi min ruhi. Ademoğlunu ruhumuzdan bir ruh üfledik diyor ayet-i kerime. Demek ki bir mürşit mazarından ruhu üfren kimmiş? Onun şahsı değil. O mürşidin şahsı değil. Oradan üfren Rabb'ı. Onun için salikler bu idraka vakıf olmalılar. Oradan bana hitap edenin, oradan bana her türlü telkinatı yapanın benim Rabb'ım olduğunu, Cenab-ı Hak olduğunu bilincinde olmalı. Salik ki küllü ona teslim olabilsin. Vuslatı teslimiyeti nispetindedir insanlara zaten. Teslimiyeti azsa, verilen talimatlara uymuyorsa o kişinin vuslatı tamam görünür. O toplum içerisinde görülür ama vuslat alamaz. Yine huzursuzlukların, mutsuzluklarından kurtulması mümkün değildir. İç huzur önemli burada. Sizin iç huzurunuz Cenab-ı Hakk'ın sizdeki olan artı enerjisinin bir karşılığıdır. Onun için Medine-i Münevvere'ye geldiler. Medine-i Münevvere gönül alemidir. Orada gücünü toparladı, topladıktan sonra hatta bu arada orada kaldı. Epey kaldıktan sonra Mekke'deki olan bütün inananlar da macir olarak Medine'ye geldiler. Yani kişiler zaman zaman senin nefsindeki olan acaba şeklinde kabullendiğin vücudurken de acaba diye kabullenip de tereddütlerin de zamanla izah olacaktır. Bir anda olmaz. Zamanla. İşte bu demektir o da. Macirler geldi, ensarlar ona kucaklarını açtı. İki dilim ekmekleri varsa bir dilim ona verdi. Bir oda, iki odalar varsa bir odasını ona verdi. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Bu zahirde bir yardımlaşma, birbirleri için canlarını feda etmek, hani diyoruz ya şeriatta senin malın senin, benim malım benim. Tarikatta senin malın benim, benim malım senin. İşte bu den bu. Senin malın benim, benim malım senin. Dercesine macirleri, ensarlar ne yaptı? Kucaklaştılar. Orada güzelce geliştiler, yetiştiler. Ondan sonra, uçaldıktan sonra tekrar Medine'ye döndüler. Şey, Mekke'ye döndüler. Buradaki gönül aleminde insan tamamen artık zenginleşirse, yani Tin suresindeki ve tin ve zeytun ve tur sinine ve hezel beldiremin idrakına vakıf olursa emin
kişi olur, olduğu zaman artık vücut ülkesinde emin olduğu için ona kimse kötülük yapamaz. Kötülük yapamayacağı için de tekrar Mekke'ye döndü. Artık bundan sonraki yaşantılarında Uhud Muharebesi'nin, Bedir Muharebesi'nin tecelli ettiği gibi her kim olursa olsun, ister Afak'ta bir müşrik ordusuyla çarpışsın, isterse enfusunda nefsi emmarenin bazı kötülükleri de devam ederse veya edecek olursa onlarla da mücadele etmesi suretsin. İşte onun için bu Mekke'den Medine'ye gidişinin yılbaşısı olarak bu hicri yılbaşı denmiştir. Bizler de nefis ülkesinden, yani nefis Mekke'sinden beka olan veya gönül Medine'sine hicret ediyoruz. Bizim de senelik olan hicri yılbaşımız budur. Allah hepimizin hicri yılbaşını mübarek etsin. Amin. Hakikaten ediyorsak, ama her sene hicri yılbaşı geliyor. Maalesef biz bunları layıkıyla yaşayamıyoruz. Bu yılbaşını kutlayamıyoruz. Kendimizi muhasebeye çekemiyoruz. İmam Kimovari bu Mekke şehrini kurtarmak için mutlaka Medine'ye varmak. Varmadan olmaz zaten. Medine'ye varmadan Mekke şehri kurtulmaz. Onlar Medine şehrine gittiler, orada güçlerini toparladılar, tekrar Mekke'ye döndüler. Mekke'ye döndükten sonra dikkat edersen Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aslında haccı birdir. Bir defa hac yaptı. Onun için bir defa Ümmet-i Muhammed'e farz oldu. Hatta kötülük yapmak istediler. Hendek kaldı mı? Hendek Muharebesi vardır İslamiyet'te. Ama kan dökmeden oraya girdi formüllerle Peygamber Efendimiz. İşte siz de böylece evvela dışınızdan kaçtınız. Gönle indiniz. Gönülde iyice imanınızı pekleştirdiniz. Hakkın dostu oldunuz. Tekrar vücudunuzda uygulamaya geçtiğiniz zaman elbette bununla bazı kişilerle temaslarınızda iyilik kötülük olacaktır. Çünkü biz zıtlar halinde yaşıyoruz. Allah için iyilik kötülük yok ama bizim için iyilik kötülük var. Onun için mücadele mevcut. Mutlaka olacaktır. Olmaması mümkün değildir. İşte ondan sonra artık yaşantında Muhammed-i Emin haline alasıya kadar olan demi yaşamak lazım. Yoksa emin olmadığımız zaman başkalarını da emin yapamayız. Veya başkalarına herhangi bir iyiliğimiz yeterli dokunmaz. Evvela kendimiz yaşamalıyız. İhlas sahibi olmalıyız. Kendimizi kurtarmalıyız ki ondan sonra başkasını kurtaralım. Bir öğretmen bile ne yapıyor? Kendisi okumayı yazmayı biliyor. Öğretilecek her neyse okullarda öğreniyor. Ondan sonra öğretmen olarak tayin ediyor. Okuma yazmayan çocuklar okuma yazma öğretiyor. O bilmese neyi öğretecek? İnşallah Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Hicri yılbaşını böyle kutlamış olsun.